Bir kere şunu söyleyeyim. IŞİD'in büyüdüğü, taban verdiği yerlerde mutlaka onun öncüleri daha önce başka İslami fraksiyonlara mensup olmuştur. Yani örneğin El-Kaide kökenlileri, Gaziantep bu bakımdan El-Kaide kökenli bir yapılanmadır aslında. Çünkü mevcut yani 2011 sonrası eyleme geçenlerin esin kaynağı 2005 ve 2008 arasındaki Gaziantep'li IŞİD'çilerdir. Bunlardan en sembol isim Mehmet Yılmaz'dır. O 2005'te Irak'ta öldü. Ve 2008'de asıl hücre çökertildi. O bakımdan onun kökeninde, Gaziantep yapılanması kökeninde El-Kaide vardır. Adıyaman'ın kökeninde ise, ki onların kurucusu Mustafa Dokumacı, o Vasat adlı örgütün devamı niteliğindedir. Dolayısıyla bölgedeki yasa dışı İslami örgütler IŞİD'e su taşımışlardır. Bir kısmı, kurucu kadronun bir kısmı, yani işte Yunus Durmaz gibi, Yunus Emre Alagöz gibi bir kesim ise doğrudan El-Kaide'nin Afganistan ve Pakistan'daki kamplarında eğitim alarak Türkiye'ye geldiler ve daha sonra Suriye ile beraber bilendiler. Daha çok sınır kasabalarında, sınır vilayetlerinde yoğunlaşma imkanı buldular sınır geçişlerine ötürü. Buna pekala Gaziantep ekleyebiliriz, Adıyaman'ı rahatlıkla ekleyebiliyoruz, Urfa'yı ekleyebiliyoruz, Hatay hattını ekleyebiliyoruz. Bu bölgelerde cihat bölgelerine giden, gittiği tespit edilen IŞİD'ci sayısı, IŞİD'ci ve El-Kaide sayısı 500'ün üzerindedir. Özellikle bunun yanı sıra Konya, Ankara, İstanbul, Diyarbakır hattında da yine rakamlar 500'ün üzerine çıkıyor. Birkaç hususla önü engellenebiliyor. Birincisi Türkiye toplumundaki tarikat yapısının köklü oluşu IŞİD dinamiğinin önüne geçebiliyordu. Bunu söylemek gerekir. Çünkü IŞİD aslında kendisine en önemli engel olarak tarikatları görüyor ve ilk hedef olarak da onları görüyor. Bu nedenle tasavvufi gelenek bir ölçüde yapılanmalara baraj oluşturabiliyordu. Kürtlerdeki akışı kesen unsur ise Hizbullah yapılanması oldu. Hizbullah ya da Hüdapar. Esasen IŞİD'in ortaya çıkışı Hüdapar açısından da kırılma yarattı. Çünkü Kobani olaylarında Hizbullah tabanıyla Tekka tabanının karşı karşıya geldiği süreçte Hizbullah'ın bir kanadının neden biz harekete geçmiyoruz diye tedirgin olduğu, rahatsız olduğu belirtiliyordu. Bu dönemde IŞİD Hizbullah'ın tabanına göz dikti. Tam da bu nedenle Diyarbakır'a bir grup gönderdi. O gönderdiği grup polis tarafından operasyonla basıldığında altısı birden canlı bomba saldırısı yaparak hemen hemen hepsini kendini öldürdü. Dolayısıyla Hizbullah'ın varlığı da Kürt ipinden geçişi biraz olsa durdurdu. Gördüğümüz kadarıyla en az elimizdeki verilere göre Karadeniz'den herhalde. Karadeniz'den, Trakya'dan ve Ege'den katılımın az olduğunu söyleyebiliriz.